Allah'ım, çıktığım şu yolda bana verdiğin güçle beni faydalandır. Gücümü arttır. Amin. Esselamun aleyküm ya Maturidi Hazretleri. Hakim olduğun Maveraün Nehir'in kültür havzasında Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre Hazretleri ve Hacı Bektaş Veli gibi büyük Türk alimlerin yetişmesine vesile olduğun için ruhun şad olsun. İlimde ve bilimde senin gibi alimleri yüce Türk milletine bağışlayan Rabbime şükürler olsun. Selamun aleyküm. Esselamu aleyküm. Bu divanın sahibi kim? Beyler! Beylerin aslı kim? Türkler! Türklere ne gerek? Birlik! Birlik neyle olur? Sırla! Sen sırra vakıf mısın? Evet. Saklamaya hazır mısın? Öğrenerek. Öyleyse yolundan sapana gök gitsin, kızıl çıksın. Buyurun oturun. İkinci Yaş Ulular Meclisi yeni adıyla Beyler Divanı'nın ilk oturumuna hoş geldiniz. Bugünkü oturumumuzda öncelikle yatırım ortamlarımızın iyileştirilmesi ve başlangıç için ortak bir sigorta şirketleri birliğini tesis edelim ki ticari işlemlerimiz güvence altına alınsın. Diğer yandan gündemimizin birinci maddesi olarak küresel çapta pandeminin de etkisiyle ortaya çıkan yeni bir sorunu üst başlık olarak belirledim. Önümüzdeki 10 yıllar boyunca dünya büyük bir gıda krizinin içine girecek. Türk ulusları tarımda yeni bir hamleyle süper tohumlar yetiştirmeyi ve hayvansal üretime yönelik temel bilimleri geliştirmeyi hedeflemelidir. Gıda sadece maddiyatla alınabilecek bir durumdan çıkacak. Maddi getirisinin az olduğunu düşündüğünüz ya da değersiz gördüğünüz zirai üretimi ve lojistik dağıtımı geliştiremezsek aç kalacağız. Sonunda petrol içerek, uranyum yiyecek ve üstüne de gaz çeker hale geleceğiz. Yakala!
Seviye getir. Demir Turan canlı ele geçirildi. Tutuklayın. Aferin Demir. İyi iş çıkardın. Hani güvenlik zafiyetimiz yoktu? Dua edin, yediğiniz mermiler plastik. Bütün ekibini topla, çek git. Kovuldun. Demir. Bundan sonra bütün organizasyon sende. Adamlarını konuştuğumuz bütün noktalara yerleştir. Firuze. Mercan. Sürpriz. İyi doğdun Temur. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Vay arkadaş, hakikaten. Mutlu yıllar. Sürpriz oldu. Nice sağlıklı mutlu yıllara kocam. Hadi gel gel, daha sürprizler bitmedi. Hadi bakalım. Gel gel. Sofra ister misin? Sultanım, gene her zamanki gibi sofrada kuş sütü eksik. Müsaade edersen aç karnımızı doyuralım, olur mu? Ay tabii tabii, buyurun. Buyurun. Ölmüşlerimizin ruhuna değsin. Afiyet olsun. Amin. Afiyet olsun.
Cezayir'in doğum günü kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Keşke babam ben doğmadan önce ölmeseydi. Yani ben de birazcık tanıyabilseydim onu. Bu tepe pullu tepe nenni ve yârim nenni su gelir serpe serpe eski de yârim hani. Dediler yar uyumuş nenni de yârim nenni. Uyardım öpe öpe eski de yârim hani. Dediler yar uyumuş nenni de yârim nenni. Uyardım öpe öpe eski de yârim hani. Altını bozdurayım nenni de yârim nenni. Gerdana dizdireyim eski de yârim hani. İpekten bir teysem nenni de yârim nenni. Cebimde gezdireyim eski de yârim hani. İpek mendildeysen nenni de yârim nenni. Cebimde gezdireyim. Nice mutlu senelere. Mutlu yıllar. O zaman ilk hediyeyi ben veriyorum. İzle bakalım. Hazır emekliliğine de az kalmışken, hastane nöbetleri de bu iki ayda biraz sakinleşince, annemin ufak bir yardımıyla ben de elimden neler geliyor görmüş oldum. Güle güle giy. Benim becerikli karım çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bu arada emeklilik derken... Tabii. Benim kızım da soruyor sürekli babamın işleri ne zaman bitecek, ne zaman bitecek diye. Türkiye'de okumak istiyormuş benim Mercan'ım. Mercan. Mercan. Hmm. Mercan. Babacığım annem çok kıskandı ama ben seçtim. Niye kıskansın kızım? Ben ikinizi de çok seviyorum. Ama birimizi daha çok seviyorsundur. Anneciğim hiç olur mu öyle şey? İkimiz de babanın aşkıyız. Babanın kalbinde tüm aşklara yer var. Vallahi ama. Abartma istersen çocuğun önünde. Ha ben bunu aklımda tutayım da ileride kullanırım. Ya şu ballı çakçak gelse artık ya. Ben bütün sene bunu sayıklıyorum. Cezayir abin alma yemeğe kadar sabret. O zaman yersin diyorlar. Yiyeceğim ya. Oğlum, bu tatlının senede bir yapılmasının bir nedeni var elbet. Cezayir'im delikanlıyken çok severdi çakçak tatlısını. Tuttururdu her sabah. Çakçakta çakçak, çakçakta çakçak. Ha sonunda dedim ki bu tatlıyı yapmak o kadar kolay mı? Ha? Bundan sonra sadece yaş günlerinde yapılacak. Ah, keşke gitmeseydi de.
Sabah akşam her gün çakçak yedireydim evladıma. Anne, Canan Hanım da çok güzel yapıyor çakçağı. Bu hususta da çok iyi yetiştirmişsin. Ha, yavrum benim. Annemin eline kimse su dökemez çakçakta. Canan Hanım'ın eli çok lezzetlidir. Abileri çok severdi onun yemeklerini. Şu garip halimden bilen İşveli Nazlım. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, acelem gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, acelem gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzüm, aceylan gözlüm. Gönlüm hep seni neredesin sen? Bravo Sultan. Anne, tatlı servisi başlıyormuş. Babaannem gönderdi. Yemeyecek misin? Baban yaşasaydı şimdi 50 yaşında olacaktı. Nereden baksan dede olacak yaşa gelmişti. Dede mi? Yani var tabii ama sana böyle söylesem ne bozulurdun ama. Seninle yaşlanmak ne güzel olurdu kim bilir. Aynen. Oh, ben de güzel kardeşim nereye kayboldu diyordum. Sanırım ana kız dertleşiyorsunuz. Peki öyle değil abi. İşte aşağıda öyle türküler falan dokununca biraz böyle nefes almaya geldim. Suna da gelince. Dayıcığım. Biz böyle her sene doğum gününü kutluyoruz. Pastalar, börekler, şarkılar, türküler falan. Sen sessiz kalıyorsun hep. Bir probleminiz falan yoktu değil mi? Cezayir Türk. Baban aslında mert bir adamdı. Biz de gençliğimizde kanı kaynayan delikanlı genç adamlardık. Biz derken ne, siz kim dayı? Biz. Ben ve arkadaşlarım. Gençliğimizde daha çok para kazanmak ve ailelerimize daha iyi bir hayat kurma hayaliyle olmadık işlerin ucundan tuttuk. Nasıl olmadık işler? Kanunsuz ve tekin olmayan işler. Abi hadi aşağı inelim. Annem bekler, tatlı yiyeceğiz. Hayır anne lütfen, merak ediyorum. İki dakika beklesin Gülendam Hanım.
Bu evde bütün kararları o veriyor zaten. İnanır mısın? Bu eve adım atarken geriliyorum. Evet dayıcığım, ne gibi kanunsuz işler? Öyle büyütülecek şeyler değil kızım. Aklına yüz kızartıcı suçlar gelmesin. Karadeniz kıyılarında basit kaçakçılık. Kaçak çay, ithal tütün, içki vesaire vesaire. İki küçük takayla paket paket bunları taşırdık. Bir gün işlerimize biri çomak soktu. Polislere yakalandık. Kimdi bizi ihbar eden, bizi çekemeyen kimdi düşünüp taşınıp ararken istihbarattan bir isme ulaştık. Seninle ilgisi yok Ömer. Gel. Abim Sunay'a Cezayir ile benim nasıl tanıştığımızı anlatıyor. Gülendem anne gönderdi. Sizi bekliyormuş tatlı işin. De, merak ettim şimdi. Kay bakayım dayıcığım. Yıldırım Türk'müş bizi ispiyonlayan. Biz isme ulaştık ama meselenin gerçek yüzünü daha sonra anladık. Amcamın size nasıl bir derdi olabilir ki? Amcan o zamanlar büyük bir uluslararası operasyonun başındaymış. Bizim küçük takalar da yoğun sisli bir gece ağır silahlı bir Rus fırkateyninin yanına girince bütün operasyonu çökertmişiz. Daha doğrusu amcan bizim hayatımızı kurtarmak için operasyonu ertelemiş. Bizim tabii bunlardan haberimiz yok o zaman. Biz polise yakalanmanın verdiği öfke ve delikanlı gururumuzla Yıldırım Türkiye'de ulaşamayınca kardeşinden intikam almaya karar verdik. Ve Cezayir Türkiye'ye ulaştık. Bir tenhada kıstırdık. Benim bile haberim yoktu bundan. İntikamınızı alabildiniz mi peki? Tabii ki alamadık. O bizden aldı. Nasıl yani babam? Nasıl bir intikam aldı ki sizden? Anneni elimizden aldı. Daha ne alsın kızım? O tenhada beş kişiyle kıstırdığımız adam önce bir araba sopa attı bize. Ertesi günü de evimize geçmiş olsuna geldi. Üstüne anneni de aldı gitti. Nasıl, kaçırdı mı? Kim kaçırdı? Abla, Valide Sultan aşağıda çıldırmak üzere. Tatlı servisine başlamak istiyor. Kim yukarı gönderdiysem geri gelmiyor diyor. Tamam teyze, ben onun gönlünü alacağım. Sen gel. Dayımda ne hikayeler varmış bilmediğimiz. İnanamayacaksın. Allah, kim kimi kaçırdı bilmiyorum ama eğer biz aşağı inmezsek Gülendam Sultan keçileri kaçıracak. Ay 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 ay. Gene iftiralardasın Süheyna. Ha? Yalan ayol, yalan. Hepinizi teker teker ben salıverdim. Sonra baktım gelmiyorsunuz. Bunlar bir iş beceriyorlar yukarıda dedim. Kara ailesinin tüm fertleri tekmili birden burada olduğuna göre bir darbe planları var gibi geldi anne. Ne dersin? Gülendam Sultan'ın damadı olmana güvenme Ethem. Alırım ifadeni. Kocamı hafife alma Bekir abi. Onun arkasında annem yok, ben varım. O zaman Canan'a dua edeceksin. Bir saniye Canan'ım. Ben ne oluyorum burada? İç güveysinden hallice. Rahatsız ediyor muyuz? Gelin Azade'cim, siz de gelin. Zaten duyan geliyor. Babam gönderdi de daha gelmeyecekseniz, bir de ayıp olmayacaksa şu tatlıdan iki kase daha istiyor. Adını unuttum, ballı, ballı çakçak. Ay başladılar mı? Kurban Efendi ile mahdumları teker teker o çakçakları yemesinler. Başladık, başladık sultanım ama baktık ki kimse yok. Boğazımızdan geçmedi. Ben de Zöhre kızımızı da tembih ettim, yukarı getireceğim. Ay vallahi getirdi. Yok abla, bana bırakın. Nasıl? İstediğin gibi oldu mu? Tam değil. Tam değil. Ne eksik? Ne olmamış ki?
Ya kızım dokunma şurama diyorum ya, dokun. Allah Allah. Silahını eve sokma demedim mi sana Timur? Buraya gelin. O yaşıyor. Kan. Gelin. Kan. Gelin. Okay. Tamam. Onu arabaya alın. Çabuk, çabuk, çabuk. Bana yaralı getirdik demeyin. Hem de çok ağır yaralı. Acil ameliyata almamız gerekiyor. Ben yapamam. Görüyorsun ki içiyorum. İçmiyor olmanız gerekiyordu doktor. Sen halledersin. Hepiniz buraya bunun için gelmiyor musunuz? Hayır. Sadece bunun için gelmiyoruz. Buradayız çünkü önemsiyoruz. Ama sizin gibiler başka yerde barınamadığı için buraya geliyor. Firuze, ilk ameliyatın nasıl geçiyor? Aferin, sen artık bir cerrahsın. Ne? Siz içki içmiyordunuz. Bana neler yaptığını ayrıntılı bir rapor yazıp getir. Umarım iyileşirsin. Bütün kariyerim ve hayatım senin elinde. Evet tatlım, her şey yolunda, merak etme. Üstüne çok basma, tamam mı? Tamam, her şey yolunda. Merhaba. Merhaba. Benim doktorum nerede? İşte orada. İstiyorsan gidebilirsin. O mu? Evet, orada oturuyor. İyi misiniz? Türk müsün? Evet. Bir sıkıntınız mı var? Var. Nedir? Her şey yolunda diye biliyorum ben. Doktor Henry bu sabah çok iyi buldu sizi. Yarın taburcu edebiliriz. Ben senin deneme tahtan mıyım? Nasıl? İlk ameliyatını yapacak başka kimse bulamadın mı? Apandist olur, ne bileyim bademcik olur mesela, o da kolay. Hı? Çok zor bir ameliyattı, evet. Zor ameliyat. 4 saat sürmüş. Kasıktan, boydan boya maşallah bütün anatomi tek ders. Sen gülüyor musun? Bir komplikasyon olmayacağına emin olabilirsiniz. Ha. Bak, şimdi kadınlarla yapılacak bir muhabbet değil bu. Ama sen sınır tanımayan doktorlardan biri olarak ve benim de bütün organlarımın toplam sınırlarını görmüş, bilmiş birisi olarak, yani diyorum ki kasık, masık bunlar netameli yerler. Orada bir sürü organ var ve o organlara geçen bir sürü sinir var orada. Herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Sanmıyorsun. Biz zaten tam olarak o bölgede değil de komşu bölgelerde daha komşu, çok. Komşu, momşu. Bütün o organların hepsi aynı hava sahasına bağlı ya. Ben olsam ciğerim için kaygılanırdım mesela. Ya çok ağır bir operasyon geçirdiniz ve şu anda çok iyisiniz. Orasını daha bilmiyorum. Göreceğiz artık. Bilmiyoruz orasını. Bak, tıbba saygım sonsuz. Ama bununla da başlanmaz ki cerrahlığa. Ne bileyim, insan bir yara dikerek başlar. Kıl dönmesidir, bir şeydir. Direkt kasık nedir ya? Dumrul,
Tanışmışsınız sonunda. Firuze, manevi kızım. Sorbonne'da okudu. Çok iyi bir doktordur. Memnun oldum. Tekrardan geçmiş olsun. Onu bu tarafa alalım. Biraz da şöyle kaldıralım. Gitmiyor. Özledin yoksa? Ya ben anlamıyorum ki sen beni ameliyat ederken orama bir düğme mi taktın arkadaş? Ulan basar basmaz hop 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 demir bu nedir ya? Anneciğim, babacığım. Bugün sizinle yapabilir miyim? Bu gece. Bu gece herkes kendi odasında uyuyacak Mercan'cığım. Hadi bakalım. Duydum babayı anneciğim. Hadi bakalım ben yatağına yatırayım seni. Mercan. 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 Ameliyat ederken şuna bir de kapatma düğmesi yapaydı. Gel bakayım sen buraya. Koca kız oldun. Hala yatağında yatmıyorsun. Hadi. Bak bana bakayım. Buraya yatağında yatmıyorsun sen. Hı?